Yaşam doyumu ve pornografi bağımlılığından kurtulma. Yaşam doyumu, pornografi bağımlılığından kurtulma sürecimizde bizim için çok kritik bir öneme sahip. NeverFap mentorluk görüşmelerimde danışanlarla yaşam doyumundan bahsettiğimde 3 tür tepkiyle karşılaşıyorum. 1. Yaşam doyumlarının düşük olduğunu kabul edenler ve çoktandır bunun farkında olanlar. 2. Yaşam doyumları konusunda kararsız olanlar. 3. Doyum dolu bir yaşam sürdüklerini düşünenler. Bu üç tür tepki arasında en tehlikeli olanı sonuncusu, doyum dolu bir yaşam sürdürdüğünü düşünen kişilerdir. Eğer ki düşüncelerinde haklılarsa, bağımlılıktan kurtulma süreleri kısa olacaktır. Yanılıyorlarsa, ilgilenmeleri gereken bir problemin üzerine örttükleri için bağımlılıktan kurtulma süreleri uzayacaktır. Genç yaşta pornografiyle tanışmak. Birçoğumuz pornografiyle çok erken yaşta tanıştı. Okulda arkadaşlarımdan pornografiyi öğrendiğim ve eve büyük bir heyecanla gelip ilk porno filmimi izlediğimde henüz 11 yaşındaydım. Aradan uzun zaman geçti ve şimdilerde pornografiyle tanışma yaşı 7-8'lere kadar düştü. Çocukluk ve ergenliğin başlarında hayatımızda birçok şey henüz oturmamıştır. Gelecek hedeflerinden, amaçlardan, örnek alınabilecek kişilerden, kaliteli bir sosyal çevreden ve aile ilişkilerinden genellikle uzağızdır. Tüm bunlar emek verilmesi, çaba gösterilerek elde edilmesi gereken şeylerdir. Kısaca, pornografiyle tanıştığı zaman bir çocuğun hayatı henüz yapılandırılmamıştır. Fiziksel olarak kendine yetecek düzeye ulaşmıştır ancak psikolojik olarak henüz emekleme aşamasındadır. Bu dönemde pornografiyle tanıştığımızda pornografi o kadar fazla parlar ki gözümüz ondan başka hiçbir şeyi görmez. Bize uzun vadede sonuç getirecek kaliteli arkadaş ilişkileri geliştirmeye çalışmaya, hobilere, aileyle vakit geçirmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü pornografi istenen tatmini zaten veriyordur. En savunmasız dönemde pornografiyle tanışmak kimsenin suçu değil. Kimse bizi uyarmadı. Kimse bize pornografinin zararlarını anlatmadı ve çoğunluğumuzun çevresi kaliteli aile ilişkileri için uygun değildi. Hayatımızı yapılandırmaya fırsat bulamadan pornografiyle tanıştık. Ancak artık yaşamdan aldığımız doyumu arttıracak kaynakları geliştirebiliriz. Yaşam doyumu kavramı. Yaşam doyumu kavramı ilk kez Amerikalı psikolog Bernice Nougarten tarafından 1961 yılında ortaya konmuş. Yaşam doyumu kavramını bireyin belirlediği kriterlere uygun biçimde yaşamını pozitif bir biçimde değerlendirmesi olarak tanımlayabiliriz. Aslında bu kavram NeverFap'in tanımında yer alıyor ve buna nasıl ulaşılacağı Değer Odaklı Zaman Yönetimi kitabımızda da işleniyor. NeverFap, kişinin başta pornografi olmak üzere tüm bağımlılıklarından kurtulduğu, öz kontrol, yeterlilik ve farkındalık kazanarak kendi değerleri doğrultusunda kendini gerçekleştirdiği yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yaşam doyumu ve bağımlılıklar. Virüsler tek başlarına yaşayamaz. Canlı bir hücreye tutunarak hayatta kalırlar. Bağımlılıklar da kişinin içindeki boşluklarda yer bulur ve kendileriyle birlikte boşlukları da büyütürler. Bağımlılıkların kişiden aldığı en önemli kaynaklardan biri yaşam doyumudur. Yaşam doyumuna sahip olmayan kişiler daha hızlı bağımlılık geliştirirken, hali hazırda dolu bir yaşantıya sahip kişilerin kaynakları da yavaş yavaş tükenmeye başlar. Bu mekanizmayı tersine çevirip yaşam doyumumuzu arttırdığımızda ise kurtulma sürecimiz kolaylaşır. Yaşam doyumumu nasıl arttırabilirim? Yaşam doyumunuzu arttırmak için öncelikle mevcut durumunuza bir göz atalım. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Neler sizi sakinleştiriyor, rahatlatıyor ve mutlu ediyor? İyi, kötü ya da faydalı, zararlı demeden bir listesini çıkarın. Örnek bir liste şu şekilde olabilir. Sosyal medyada gezinmek, arkadaşlarla takılmak, günü dolu dolu çalışarak geçirmek, meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri yapmak, cinsel birliktelik yaşamak, sigara içmek, kitap okumak. Bu listede size zarar veren kaynakları seçip şu soruyu sorun. Bundan aldığım tatmini farklı nasıl karşılayabilirim? Biraz daha derine inmek içinse özellikle NeverFap sürecini bozmadan önce neler deneyimlediğinize ve neler hissettiğinize bakabilirsiniz. Ne oldu da hangi düşünceler ve duygular içerisindeyim de pornografi, sigara ya da sosyal medyada vakit geçirmek istedim? Bu soruya genellikle boşlukta hissetme, stresli olma, gelecek kaygısı yaşama gibi yanıtlar gelmekte. Bu şekilde sonuçlara odaklanmaktansa nedenleri çözümlediğimizde porno izlemek, sigara içmek, sosyal medyada vakit geçirmek gibi yapmak istemediğiniz sonuçlar kaynaklarından ayrılacaktır. Sonrasında ise kaynaklarım için bana uzun vadede zararı bulunmayan neler yapabilirim, bunlara nasıl daha fazla vakit ayırabilirim sorusunu sorabiliriz. Nasıl daha fazla meditasyon yapabilirim, nasıl daha çok kitap okurum, nasıl daha çok insanla tanışabilirim gibi
hali hazırda var olan tatmin kaynaklarınızı derinleştirebilirsiniz. Asıl farkı yaratacaksa hiç vakit ayırmadığımız aktivitelerdir. Burada kendimize ben nelerden hoşlanıyorum ancak vakit ayıramıyorum sorusunu sorabiliriz. Örneğin ben bu soruyu sorduğumda İstanbul'un güzel semtlerinde gezmeyi severken buna hiç vakit ayırmadığımı fark ettim. Ve haftada bir günü buna ayırmaya karar verdim. Doyum dolu bir yaşam içinse ele alınması, çözülmesi gerektiğini düşündüğüm ortak problemleri şöyle listeleyebilirim. İradeyi geliştirmek ve disiplin kazanmak. Stresi anlamak, farkındalık geliştirmek ve stresi yönetmek. Anlamlı bir amaca ve hedefe sahip olmak. Zamanın farkında olmak, zamanı yönetmek. Toksik ilişkilerden kaçınmak. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek. Kendini akışa sokacak hobiler edinmek. Bir işte ustalaşmak. Yetkin hale gelmek. İş-hayat dengesini kurarak sürdürülebilir bir şekilde çalışmak. Bağımlılıklara karşı dikkatli bir yaşam sürmek. NeverFap süreci özelinde bahsetmemiz gerekirse, yaşam kalitenizi azaltan problemleri çözmeniz ve size iyi gelen, uzun vadede size bir zararı olmayan aktiviteleri hayatınızın bir parçası haline getirmeniz hem son NeverFap sürecinize daha erken başlamanızı kolaylaştıracak hem de süreçten aldığınız verimi arttıracaktır. Siz tüm gün yatıp hayatınız için hiçbir şey yapmadıkça NeverFap de sizin için bir şey yapamaz. Siz hayatınız için çaba gösterdiğinizde NeverFap bir enzim gibi çalışarak sizi hızlandırır, veriminizi artırır. Bu mentaliteyi kazanarak sürecimizde ilerlerken elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. NeverFap Akademi'nin yaşam kaliteniz için hazırladığı içerikleri takip etmeyi unutmayın. Süreciniz daim olsun.